Haber programa girdik. İkinci bölümdeyiz. Konuklarımız stüdyoda yerlerini aldı. Aysel teyze kızım kayıp, 4 çocuğunu da bırakarak yine kayıplara karıştı. Defalarca kaçtı demişti. Kayıp Tuğçe stüdyomuzda. O da kendi iddialarında annesini suçluyor ama ortada bir gerçek var ki çocukların hem yasalar önündeki temsilcisi anne hem de çocukların ilk günden bugüne kadar büyüten kişi ve yetiştiren de anne. Çocukların satranca gidiyor, haberin var mı? Evet. Jimnastiğe gidiyor. Evet, derslerinde başarılılar. Biliyorum. Pırıl pırıllar. Kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. Bir aile ortamları var. Bunlar bu hayattaki en kıymetli şeyler. Evet. Şimdi ablan telefon attığında onun da kendi dünyası ve kendi hayatı varmış. Hoş geldin Dilek yayına. Bulduk Esra Hanımcığım. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sizler de iyisinizdir inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Tuğçe seninle konuşmak istemiyor. Ben de zaten sizinle konuşmak istiyorum. Ben kendisi de belirtti zaten, kardeşi değilim dedi. Hı hı. Ben de zaten onunla karındaşım, kardeş değilim. Hani gerek yok zaten, ben de kardeş olarak kabul etmiyorum. Hı hı. Hani annesine çok orada yani eziyet ediyor. Yani gerek var mı? Annesi onun 4 tane çocuğuna baktı. Yani onun şu an onun eğilip sırıtma, annemin ayaklarının altına öpmesi gerekiyor ya. Sırıtma. Ya annemin ayaklarını ben şu an dinliyorum yani. Niye? Gerçekten. Niye dinleyeceğim onu? Utanıyorum ondan ben şu an. O abla ya mıydı? Annesinin ayaklarının altına öpmesi gerekiyor. Anne biliyor. Anne gibi sarılıyor. Ya onun. Ablalık mı yaptı? 2 tane anne gibi sarılıyor. Senin çocukların ona anne gibi. Bir kere aradılar mı beni? Niye aradılar kendini? Hayır, bir baş sağlığı dileyebilir. Yanımda olmasına gerek yok. Bir baş sağlığı dileyebilir. Hiç boşuna konuşmasınlar oradan. Hiç kimse konuşmasın yani. Sen burada beni rezil ederken neredelerdi? Ben diledim. Ben seni orada ben diledim de ne oldu? Ben sana burada eziyet etmiyorum. Ben gerçekleri söyleyince mi eziyet ediyor oldu ya? Hiçbir zaman bu konuda ben vicdanen rahatım. Vicdanen rahatım. Allah ben o konuda şeyse vicdanen rahatım. Öteki tarafta da olur ya bu rahatlığın inşallah. 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 Allah seni bilmiyorum. Ya benim çocuklarım görüşmüyorum ama nasıl biliyor musunuz? Bana WhatsApp'tan yazıyorlar. Anneanneleri görecek diye korkarak. Hayır, baskı sürekli benim hani adım onlara kötülüğe yani. Ama sen de bir şey söyleyeceğim Tuğçe'cim, sen de ortada olsan da böyle bir durum olmasa ama sen de kendi hayatını yaşamak yerine çocuklarınla ilgili bir plan yapsan da bu durumlar olmasa yapma. Mehmet Efendi yapma. Oradayken geliyorlardı yanıma. Oradayken yanıma da geliyorlardı. Dilek. Efendim. Devam edebilirsin. Orada anneme sitem etmek yerine keşke annemin ellerini öpse gibi bir cümle kurdun galiba. Bak gerçekten diyorum bak. Ben Tuğçe'yi kötülemek için ekrana çıkmadım. Gerçekten onu kötülemiyorum ama bir anne olması için bunları gerektirmiyor yani. Annem onlara çok güzel annelik yaptı. Benim evlatlarıma da baktı. Ve şunlara Tuğçe'ninkilere baktı yani. Tuğçe onun şu an ayağının altına öpüp suçlamaması lazım. Annem suçlanacak bir kadın değil. Annem eli öpülesi, ayakları öpülesi kadın. Ne yapmış ki Tuğçe'ye? Tuğçe'nin arkasından gitti o. Benim elim ayağım titriyor şu an. Tuğçe her şey için Tuğçe. Ya ne bileyim. O her şeyi sildi Tuğçe yani. Ama annem onun için çok fedakarlıklar yaptı. Tuğçe nasıl bir hayat yaşamak istiyor? Hayır hani Tuğçe rahat bir hayat yaşamak istiyor. Çocuklar olmasın, bulaşık olmasın, rahat olsun, cüzdanını alsın. Giyinsin, süslensin, gitsin yani. Hep öyle istiyor. Evde bir çocukları hiçbir şey olmasın istiyor. Anne baskısı olmasın istiyor. Yani bunu herkes diliyordur ama hayatta sorumluluklar var. Hadi hiçbir şeyin yoksa onun kendine ait sorumlulukların var. Kendi duygularına, kişiliğine, karakterine, yaşamdaki duruşuna ait sorumlulukların var. İnsan kendi ilkelerine karşı da sorumluluk hisseder. Tuğçe bunları da istemiyor. Mesela ne olursa olsun insan evlatları için her şeye katlanır. Birinci evlendi, ikinci evlendi. Biz onun hatalarını yüzüne vurmak için aramadım. Ama ne olursun orada annesini üzmesin. Annem üzülecek bir kadın değil. 4 dörtlük çocuklarına baktı. Ayaklarını öpecek onun o şu an. Ayaklarını, yaptıkları eziyetleri anneme, onlara özür dileyecek. Annem Ramazanları hep zindan oldu. Hep ben yanındaydım annemin. Neden böyle yapıyor ki Tuğçe yani? Hem yaptıkları yetmezmiş gibi, kaçıp gittiği yetmezmiş gibi, annemi üzdüğü yetmezmiş gibi gibi. Dilek, Tuğçe hep niye böyle. Niye sen burada konuşacaksın? Ben söylemeyecek miyim olanlara? Tuğçe hep böyle zaten. Onları ne zamanki gibi. Ben bir şey karşında durmayayım yani. Ya telefonları engeller bırakır gider. Bir dakika ya. Bir daha adını tadını kaybettirir. Tuğçe hep böyle. Ben bunları neden konuştuğumda mı suçlu oluyorum? Mehmet Akif Bünyan'dan ayrıldıktan sonra çocukların defalarca arıyor. Arıyor. Mesaj atıyor. Ben şimdi müsait değilim. Daha sonra ben sizi arayacağım. Aynı bu şekilde. Bu çocuğun şeysi diyor. Ben bu çocuklarımı kaşe yedireceğim diye ödüm kopuyor. Hepsini de. Birini değil, ikisini değil. Benim çocuğum hepsini ağlıyormuş. Ondan mı baskı yapıyorsun? Benimle konuşmak istediklerinde niye baskı yapıyorsun? Ben onlara hiçbir zaman baskı yapmadım. Hakaret ederek onları hayatım annen sana dört. Bir saniye. Aysel teyzeciğim. Neyin baskısını yapıyor ya? Dördüncü çocuğu sana al diye yalvarıyor yanına. Dördüncü çocuktan bahsetmiyorum. Hayır ben diğer konuşmak istediğinde baskı yapıyor. 3 taneye bakabiliyorum. 4.'ye bakamıyorum. 4. çocuğu al. İnsan gibi, anne gibi al bak diye yalvarıyor. Tedavisini sen alıyorum. Niye gelip almıyorsun? Yalvardım. Ben alacağım Hanım dedim. Geçen gün yalvardım bir anne olarak. Dedim zaten ben çocuğumu alacağım. Tamam yeter yani. Bu kadarına gerek yoktu. Geçen gün demiş ki Naime'ye. Ya alıp nereye götüreceksin karşısına. Tuğçe? Çok özür dilerim. Alıp nereye götüreceksin? Benim yanımda kalacak. Nereye götüreceksin? Nasıl bir hayatında kalacak? Sen şu anda da senin yanında durabilir. O fiziki ortamın burası. Sen buradan çıkıp bilmem nerede kalırsan orada da senin yanında durabilir. Çocukla beraber normal bir düzende nerede ve nasıl yaşayacaksın? Var mı öyle bir hayatın? Yanında bulunduğun, arkadaşlık yaptığın insanlar senin evladına doğru bir rol model mi olurlar? Doğru mu olurlar yoksa yanlış mı olurlar? Sen o insanların yanında çocuğunun görmemesi gereken şeyleri görmesine müsaade eder misin? Hayır. İstemezsin değil mi? Tabii. Çocuğun yanına almama sebebin de bu olabilir mi? Çocuğun şahit olmaması gereken şeyler var. Aynen. Yanlış anlamıyorsam. Sen ya, o ortamlarda çocuk olsun istiyor musun? Ya çocuğun görmemesi gereken değil yani. Çocuk benim yanımda oradan oraya gitmesin diye. Görmemesi gereken bir şey de olduğu için değil yani. Tek başınasın. Çoluk yok. Aysel ablacığım hiç kimsen yok. Tek başınasın. Kendin için yaşayıp, kendin için çalışıp sadece kendine bakacaksın. Bunu yapabildin mi? Yapabiliyorum. Hiçbir zaman Esra Hanımcığım. Hiçbir zaman. Ben annemin yanında hamileyken, ölen bebeğime hamileyken annemin yanında kalıyordum. Ben gecenin bir yarısı sokakta kaldığımı da biliyorum. Bunu kendisi de biliyor annem. Ben doğuma gittiğimde... Kim, hani nasıl söyleyeyim size, sokakta yanımda bir tane küçük çocuk, bu şekildeydim. O zaman da kimse yoktu yanımda. Olmadı yani. İnsanların senin yanında olmasına... O kadar sen kin nefret duyuyorken hamilesi aradım gönderdim gene. Hayır annen senin yanında olmak istiyor, doğru mu? Ya yanında olmak istiyor derken onun normal yaşamasını istiyorsun. Bir şey söylemek istiyorum. Buna niye izin vermiyorsun? Tedavisini olsun, bir ev tutsun. Şu çocukları aradı yanına gelsin gitsin, bu kardeşliklerini, samimilerini sürdürsünler. İstemiyor gibi duruyorlar ama o kadar içine atıyor ki büyük kızım. Her şeyi içinden biliyor. Geçen gün gittiğini duymuş o imam nikahlı adamın yanından. Bak biz anmadık. Bir ay anmadım ben. Hiç kimseyi anmadım. Onlar duymasın diye. Çünkü psikolojiler alt üst oluyor. Duymuş. Ya mesajları okudu. Bu mesajı attı zaten. Ben de onu attım, ben onu attım, engelledi. Ya o mesajları okudu, Reyhan kızım abi, ekizin biri. Dedi ki, Aysel'leri götür anne bizi dedi. Ben bunları istediği zaman çocukları götürüyorum yanına, o evime getirmiyorum, parka götürüyorum. Desin, göstermiyor bizi, beni desin. Parka götürüyorum, evime getirmiyorum. Bu cümle alem biliyor. Parka götürüyorum, gösteriyorum. Yengem var bunların yakınında. Yengemi gidiyorum, çocukları bırakıyorum bunun yanında. Bir gün kalıyorlar, gündüz. Akşamı kalmaya razı gelmiyorum. Çünkü elin adamı var evde. Bir gün kaldılar, razı kalmadım. Bir gün bıraktım. Bilemiyorsun. Hiç kimsenin içine bilemiyorsun. Çocuk, ben dedi Aysel Minigiller'i götür dedi. Annem demiyor. Aysel Minigiller'i götür annen dedi. Aysel Minigiller'i bulabilirsin dedi çocuk. Bak bunu okumuş, duymuş, bunu böyle söylüyor. Ben anmadım. Ya bu sefer çocuk delirdi. Anne. Ya bir tedavi ol. Ben seni yalvarıyorum ölüler gibi. Bir anne olarak, bir arkadaş olarak, bir komşum olarak bil beni. Ya seni öyle yalvarıyorum ya, yalvarıyorum. Sen ha, çocuklarımız büyüyor. Yarın onlar anneniz böyle dedikleri zaman rahat mısın? Rahat olacak mısın? O çocukların yüz eğdirmesin, rahat mı göreceksin? Annen büyüğün burada, yarın orada, bir gün öbür gün orada dediklerine. Ben de, gece kulüplerinde çalışıyormuş Tuğçe dedir bu şeyde. Benim elim ayağım boşandı. Ama çalışmıyordum. Sadece... Sen hani... Denizli'ye gitmişsin. Denizli'ye gittikten sonra bizleri engelledin. Şey, herkes engelledin. Ben her zaman engelledim. Ben Denizli'ye mi gittim? Denizli'ye gitmedim ki. Ben Muhammed aradım. Lütfen dedim, ne olursun, yalvardım. Ben dedim bir... Bak seni yalvarıyorum. Şu çocuğun hatırı için ben dedim Tuğçe ara öğreniver dedim. Acilen beni arı dey dedi. Mesaj attım. Dönmedi dedi. Bir de dedi aradım açmadı dedi. Ondan sonra aradım açmadı zaten Muhammed'de. Ben Deniz'de... Ya engelleyecektir bizim çevre ya açmayacaktır. Onu öyle demişsin. Kime demişsin? Muhammed'e demişsin. Ben Denizli'ye gitmedim ki onunla da... Denizli'ye gideceğim demişsin. Ama gitmedim. Ama onu öyle demişsin. Bilmiyorum. Ben onlardan duyuyorum. Ben seni ne zamandan beri görmüyorum. Kaç ayla doğum gününden beri görmüyorum ben seni. Evet. Çocuğun doğum gününden beri. Yine bir araya gelmedik. Komşudan komşuyu görüştük böyle. Yine bir araya gelmedik. Mesafeli. Mesafeli ben. Ya Esra Hanım ben babası öldü bunu. 6 yaşındaydı babası. Nasıl bir hayat yaşattım sor iki kardeşe. Sonra işte hakkınca söylesin. 6 yaşında kaldı babasından. Nasıl bir hayat yaşattım sor. Aynı bu çocuklarımı büyüttüğüm gibi bunları bir gün babası ölmüş bir kişi gibi büyüttün mü sor. Sor kendi anlatsın. İmreniyorlardı okulda çocuklar bunlara. Babası annesi yok ama babası yok ama nasıl şeydi? Annelerin ölü söylüyorlarmış. Sorsun işte sor. Söylesin. Ben anne, kendim yemedim mi dedim. Ben bayramda ayağım bir çorap almadım. Bunların şeyliğini ayırdım. Ayırdı desin. Annem beni güzel büyütmedi desin. Sokaktan sokağa gezdirdi desin. Annen de evlenebilirdi. O da istediği hayatı yaşayabilir. Bir sürü çocuk dünyaya getirebilirdi. O da kadın. Değil mi? Onun da duyguları var, arzuları var, yaşamak istedikleri var. Annen de bunu yapabilirdi. Ben ondan çok şey istemiyorum ki. Sadece tedavisini olsun. Bir ev tutsun, çalışsın. Çocukları hep beraber... Kendine ait bir anahtarı olsun. He. Dünyası da temiz olsun. Kim, herkesten uzak olsun. Onun dayısının biri bile... Kızım demiş, sen güzel bir hayat yaşa, ben yanındayım. Her türlü yardım edeceğim demiş. Herkes eder, ediyordu da. Gel bir başlangıç yap. Ben ondan çok bir şey istemiyorum Esra Hanım. Benim çocuklarım büyüyor. Bu böyle yaptığı sürece hep çocuklarım yüz karası olacak. Kız çocuğu bunlar bir de. Senin annen şöyle, senin annen böyle dedikleri zaman benim çocuklarım gurur yıkılacak. Bu arada seni düşünmüyor orada. Daha çok yine çocuklarını düşünüyor. Torunlarını düşünüyor. Kendimi hiç düşünmüyorum. Kendimi hiç ne diyeyim desin ben kendimi hiç düşünmüyorum. Ama benim çocuklarım kimsenin bir ters baktığını istiyorum. En ufak bir imada bulunup ona kendini kötü hissettirecek, değersiz hissettirecek, üzecek bir asla, öyle cümle, bir şey kelime duysunlar istemiyorsun. Hemen için bir şey oluyor. Bir babaları geldi, 2 sefer mi ne geldi 2 senede? 1 senede. 3 sefer geldi. Ayvalık taraflarını çalışıyor. Birinde kaldılar bak rahat çıktı, 3'ü kaldı. Birinde Reyhan kaldı. Rahmi gece, Rahmi ile Reyhan'ın hani bir abla bir... İkizin biri sabah uyuyamamış ağlamaktan. Ondan sonra bir daha da kalmadılar babasının yanında. Geceleri gündüz gidiyorlar babasının, akşama beni dönüyorlar. Çocuklar her şeyi biliyor değil mi? Her şeyi biliyor. Şu küçük çocuk bilen gidin yanına oturun. Her şeyi teker teker anlatıyor. Tuğçe annen çok şey mi istiyor? Bir anneler olduğunu bilirler, temiz böyle rahat rahat onlar göğsünü aç annelerinin yanına gitmek isterler. Çok mu? Sana al bak demiyor ki ben bakarım. Sen sadece benim hayatımı kolaylaştır diyor. Ben 3 çocuğumu ölmediğim sürece Esra Hanımcığım kimseyi vermem. Onlar beni anne biliyor. Biz onlardan ağlıyoruz, onlardan kalkıyoruz, onlardan yatıyoruz, onlardan şey oturuyoruz. Ben her şekilde kabulüm onlara. Her şekilde Allah'ım beni güç kuvvet versin.